Böyle devam edelim. Merhaba. İkinci günün ikinci yarısına hoş geldiniz. Şimdi Efe, Ali Zeyrek bize makine öğrenmesinden bahsedecek. Ali Bahçeşehir Fentek'te 12. sınıf oldu bu sene. Bizi Ali'ye bırakıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün size makine öğrenmesinin matematiğinden bahsedeceğim. Matematik genel olarak kalkülüse dayanıyor. İlk olarak mantığından bahsedeceğim, nasıl çalıştığından. Ardından da lineer regresyon demosu yaparak size canlı bir şekilde nasıl çalıştığını göstereceğim. İlk olarak makine öğrenmesi nedir, ne için kullanılır dediğimiz zaman, makine öğrenmesi bir amaç için bir kurallı bir yaklaşımla başaramadığınız bir amaç için hayali bir fonksiyon olduğunu düşünüp aslında belli girdilerle bu fonksiyona ulaşmaya çalışmak diyebiliriz makine öğrenmesinin mantığına. Makine öğrenmesini istatistik, kalkülüs ve lineer cebir genel olarak oluşturuyor. İlk olarak bir modelin genel yapısı nasıl oluyor? Ondan bahsedelim. İlk olarak girdi kısmımız var. Burada ardından model kısmımız var. Model ve girdi. Model aslında karmaşık da olmak zorunda değil aslında. Bir fonksiyon. Bu iki değişkenli bir fonksiyon da olabilir, milyon milyarlarca değişkenli bir fonksiyon olabilir. Girdiğimiz modelimiz ve en son hata fonksiyonumuz var. Hata fonksiyonumuzla da biz modelimizin ne kadar iyi başarım sonucu aldığını test ediyoruz. Model hatadan gelen çıktıyla kendi öğrenmeye devam ediyor. Girdiğimiz genel olarak vektörler, yani biz mesela iki sayı da olabilir. Bu dil modellerinde mesela 65 bin tane karakterden oluşan alfabeleri var mesela. Büyük bir matris de olabilir, böyle küçük bir matris de olabilir. Yine girdileri birerli, ikişerli, üçerli alabilirsiniz. Hani bu matrisin sadece boyutunu büyütecek. Girdi kısmında istatistik tarafında standartizasyon yapılıyor genelde. Çünkü verilerin aralarında outlier'lar vesaire olması halinde standartizasyonla aslında bu model fonksiyonunun daha iyi öğrenmesi sağlanabiliyor. Outlier'ın ne olduğunu belki söylemekte fayda var. Doğru söylüyorsunuz. Mesela veri noktalarınız olsun. Mesela bir grup insan var, 100 kişilik bir grup ve yaşları işte 10, 20, 30 vesaire 70'e kadar gidiyor diyelim. İşte mesela böyle bir şöyle bir dağılım olsun. Mesela bu tarafta da hani veriye uygun gözükmeyen bir tane kişi var. Mesela bu outlier, ayrık nokta oluyor aslında. Model fonksiyonuna geldiğimiz zaman, bugün size lineer regresyon yapacağım demiştim. Dolayısıyla bir lineer fonksiyon kullanacağız. Fakat bu fonksiyon lineer olabilir, olmayabilir. Çoğunlukla lineer değil. İşte sigmoid'tir, eksponansiyel vesaire fonksiyonlarla beraber. Fakat lineer regresyon manuel olarak anlatması kolay olduğu için bugün ben size onu anlatacağım. İlk olarak girdilerimizi yazalım. Yardımımız olsun. Bir noktamız mesela 1'e 2 olsun. Diğer noktamız 2'ye 3,5 olsun. Diğer noktamız 3'e 5,7 olsun. Ben bu sayıları daha önce hesaplamasını yaptım. İşlemlerle uğraşmadım burada. 4 ile 7,8 olsun. 5 ile 10,3. 6 ile de 12,7 olsun. Bizim verimiz diyelim ki bu. Mesela bunu da şöyle çizelim.
1'e 2 dedik. 2'ye 3.5 dedik. 3'e 5.7 dedik. 5. 4'e 7.8 dedik. 5'e 10.3. 6'ya 12.7. 7'ye de 10'ya sonuç alıyoruz. Veri noktalarımız bunlar. Ve Ali, şu modellerin girişi X herhalde, çıkışı Y değil mi? Giriş X, evet. Çıkış Y. Bu o. Y değil de şey, Y hat diyoruz ya, modelin tahmini. Ya, onu yazarsak, yani sen modeli oluşturmaya çalışıyorsun. Şu an sadece girdiği şey yaptım. Girdiği, girdiler X değil mi? Evet, girdiler X, Y. X, Y bunlar. Girdiler X, Y. Modelin, şimdi model mesela fx olsun, fx'in çıktısına y diyoruz. Hani y dersek, çünkü y'yi daha çok gerçek değer olarak kullandığımız için onun karışmaması. Tamam, modelin girişi x, y, çıkışı aynen. Y, bak z mesela, yani. Z desem daha iyi. Burada verilerimiz var ve bizim burada aslında bulmaya çalıştığımız şöyle bir doğru. Bunların hepsine en yakın olacak bir doğruyu biz, bu doğrunun denklemini bulmaya çalışıyoruz. İşte ax artı t mesela atıyorum. Ve biz buna yaklaşmaya çalışıyoruz. Şimdi bu bir doğrusal fonksiyon olduğu için bizim modelimiz de doğrusal bir fonksiyon olacak, olmalı. Dolayısıyla ben modele diyorum ki x artı d. Bu bizim modelimizin katsayıları ve bunları rastgele belirleyeceğiz. Daha belirlemedik. Ona sonra geleceğim. Ve üçüncü kısım, hatta modelin ne kadar iyi tahmin yaptığını ölçüyoruz. Giden fazla yolla ölçebiliriz ve bunlar içinden en optimumunu bulmak aslında bizim görevimiz. Az sonra da birkaç tane hata fonksiyonu gösterip bazılarının neden iyi çalıştığını, bazılarının neden çalışmadığını anlatacağım size. Şimdi girdiğimizi oraya oluşturduk. Modelimiz de mesela kaç oldu? 7x-3 salladım. Baştan rastgele belirledik biz bu katsayıları. Ki sonra mesela bu nasıl bir doğru? 7x-3. -3'ten 3 bölü 7'den geçtik. Şuradan. Şöyle bir doğrumuz var bizim. Başta rastgele atadığımız doğru bu şekilde bir doğru. Ve biz bunun katsayılarını değiştirerek, işte bu gerçek doğru olsun diyelim, en yakın doğru olsun, biz buna yaklaştırmaya çalışacağız. Hata fonksiyonu olarak istatistikte de kullanılan MSE, MAE gibi hata fonksiyonları var. Hata fonksiyonu dediğim de şu aslında şimdi. Burada bizim amacımız, şunu yapayım. Mesela bir noktası için bizim iki tahmin etmemiz gerekiyorken biz kaç tahmin etmişiz? Artık 3.7 gibi bir şey tahmin etmişiz. Bizim bu arasındaki uzaklıkların azaltmamız gerekiyor hepsinin. Dolayısıyla hata fonksiyonunu da ona göre belirlememiz gerekiyor. Şimdi burada modelin tahmin ettiği değer y şapka demiştim. Yani biz aslında buraya 1 koyduğumuz zaman çıkan 4 bizim y şapkamız oluyor. Ve MSE hata metriği gerçek değer eksi bizim tahmin ettiğimiz değerin karesi. MSE mean square error desen oraya yazsan iyi olur. Bu da mean absolute error. Mean absolute error da y eksi
Y şapkanın mutlak değeri. Genellikle bunlar kullanılıyor fakat biz bunların hepsine zaten çalışma mantığına da değineceğimiz için orayı şimdilik bırakıyorum. Şimdi girdiğimiz hazır. Modelimiz de lineer fonksiyon. Rastgele belirledik 7x-3. Hata fonksiyonumuzu belirleyeceğiz. Fakat soru şu ki bu model nasıl öğreniyor? Bu modele biz hata verdiğimiz zaman bu model o hatadan nasıl bir sonuç çıkarıyor? Şimdi burada... Neyi öğretiyorsun? Burada neyi öğretiyoruz aslında? Bu noktalara iyi temsil etmesini öğretiyoruz yani. Ama girişin burada X, çıkışın evet. Y. Onu koy. Ha yok dedim. Modele bunu vermiyoruz başta. Modele sadece X veriyoruz. Öğretmek istediğin şey şu 1'e 2, 2'ye 3.5. Onu öğretmeye çalışıyorum. Evet. Yani supervised learning yapıyor. Evet, evet. O yüzden girişin X, modelin girişi X, çıkışı Y. Evet. Burada ben veriyi yazmıştım da buraya yazmam biraz kafa karışıklığı yaratmış. Hayır, hayır. Yanlış ben model outlier'ları attım. Şimdi modele geldim. X ve Y çiftlerini öğretmeye çalışıyorsun. Evet. Tabii ki modele X'i veriyoruz sadece ve model buna göre çıktı üretiyor. Ardından Y'lerle karşılaştırarak modelin çıktısını biz bir hata değeri belirliyoruz. Şimdi model hatalardan nasıl öğreniyor sorusuna geldiğimiz zaman aslında bunun cevabı o kadar kafa karıştırıcı olmayabilir. Burada bizim modelimiz var ve bu W'muz, bu da B'miz. Bunlar değişkenler. Bunları değiştirerek biz bu fonksiyona ulaşmaya çalışacağız. Aslında baktığımız şey W ile B bizim hatamızı nasıl etkiliyor? Hatamızı arttırıyorlar mı, azaltıyorlar mı? Aslında buna bakıyoruz. Ve buna bakmak için de aslında matematikte türev ya kullanıyoruz direkt. Hatanın W'ye göre ya da B'ye göre türevine bakıyoruz ki hata mesela W katsayısına göre nasıl değişmiş. Buna gradyan inişi deniyor. Şuraya yazayım. Gradient descent. Evet. Eğimli iniş. Yani evet işte. Yani sanki bir tepeden bir dağ silsilesinden nerelerden ineceksin? Şimdi bizim bir hata fonksiyonumuz olsun J diye. Bu W, B ve X parametrelerini alsın. Ve biz buraya bir şey belirleyeceğiz. Buradaki hata fonksiyonumuzu belirleyeceğiz. Sonra hata fonksiyonunu W ve B'ye göre türevine bakacağız ki şunu öğreneceğiz. Hatamız nasıl değişiyor? Bu çıktıya W ve katsayılarımıza göre nasıl değişiyor? Mesela bunun cevabı pozitifse biz diyoruz ki W hatamızı pozitif yönde etkiliyor, arttırıyor ve aslında bu zaman şunu yapıyoruz. W'yu azaltıyoruz. Böylece onun etkisini azaltmış oluyoruz. Yani hatayı hangi yönde etkiliyorsa biz katsayıları tersi yönünde değiştirerek aslında buradaki optimal fonksiyonu bulmaya çalışıyoruz. Şimdi onun vektör işareti içine alsam o yazdıklarını en son iyi olur. Hangisi? En son yazdığın iki satırı bir vektörün içine alır. Hayır canım. Nasıl? Canım şu eşitlik deyip vektör işareti. Şöyle. Şöyle. Şimdi burada hata fonksiyonumuzun önemine geleceğimiz zaman bir sürü hata fonksiyonu var işte. Sık kullanılanlar bunlar. Mesela kendimiz böyle bir şey belirledik atıyorum. Direkt farkını yaptık. Ve bunların oluşturduğu fark ne?
Aslında şimdi buna bakacağız. Şimdi atıyorum ki bizim hata fonksiyonumuz şu olsaydı, işte y eksi vx artı b direkt çıkar. Bu aslında zaten y şapka. Sadece açtım onu. Diyelim ki biz hata fonksiyonumuzu böyle belirledik. O böyle. Ama Jacobian değil o, error o. Ona e diye yazsan ve karesini alsan daha iyi olur. Şimdi karışacak tamam. O Jacobian. J bu ya. Karışıyor mu? E o. E. Error, tamam. Error olarak yazman lazım, onun karesi. Tamam. Şurada bir yanlış olabilir. Bu da E çünkü. Yani. O E değil, o Jacobian. O doğru. Biz ama hata fonksiyonunun türevini alıyoruz. W, B'ye göre. Hani o yüzden. Ha. Tamam, o oradaki şey, o Jacobian, o doğru. O, bu oradaki partial türevlerde, hayır o tamam, o doğru. Bu şey, o oradakiler E şey olacak. Tamam. O J o, tamam. Onlar E olacak. E'nin W'ye göre türevi, B'ye göre türevi. Ha? Şimdi burada hata fonksiyonumuzu böyle belirlediğimiz zaman bizim farklı x'lerimiz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Her biri için bizim bir tane grafiğimiz var. Bu grafik de şu. W değiştirici hatamızın nasıl değiştiği. Ve biz eğer hata fonksiyonumuzu böyle bu yazdığım gibi belirlersek bunun sonucu şöyle bir şey olacaktır. Çünkü bunu sıfırlayan bir W değeri var bizim. Bu her x için ayrı bir grafik bu arada. Her mesela bu x eşittir 1 için olsun bunlar ikisi. X eşittir 2 için başka bir grafik. Yani bunları her x için tekrarlıyoruz. Mean square error kullanıyorsan oraya bir mutlak değerin karesi diye yazsan mean square error değil bu. Ne? Absolute error. Direkt yok, o da değil. Direkt çıkarma. Ben şey yaptım. Direkt mutlak değeri alman lazım. Yani yok şey yapacağım. İlk önce böyle yapacağım. Sonra mutlak değerlisini yapacağım. Sonra karesini yapacağım. Ya hata fonksiyonlarını inceleyeceğiz. Bu aslında çalışmayacak bir hata fonksiyonu. Ben işte onu gösteriyorum. Onu gösteriyorum. Niye çalışmayacağını gösteriyorum. Yine hani B içinde olsun. Neyse çok da önemli değil. İkisi de lineer bir fonksiyon olacak yine. Ve biz hatanın W'ye göre türevine bakarsak görüyoruz ki bu her zaman eşit. Zaten eksi x yani. Her zaman da aynı türev olduğu için aslında biz buradan şunu çıkarıyoruz. Eğer bizim hata fonksiyonumuz bu olursa biz faydalı bir bilgi elde edinememiş oluyoruz. Çünkü biz ne yaparsak yapalım, biz W'yu nasıl değiştirirsek değiştirelim. Yine hatanın W'ye göre türevi eksi x olacak mesela. Ya da budur. Ha. Eksi x olacak. Yine burada da aynı şekilde. Hatta burada şey olacak. Eksi 1 olacak mesela. Dolayısıyla dolayısıyla biz bu fonksiyonu kullanamıyoruz. Çünkü biz buradan yararlı bir bilgi edinemiyoruz. Aslında buna bakmaya da gerek yok bunun için. Biraz içgüdüsel düşündüğümüz zaman mesela
bu grafikten ayrı bir şey çiziyorum. Veri, bu farazi bir şeyler var burada. Yani rastgele veri, geçici veriler şu an giriyorum buraya. Mesela burada olsun, burada olsun, burada olsun, burada olsun. İşte bu bir olsun, üç, dört. Bunların da karşılıklı değerleri. Ve bizim başlangıçta rastgele belirlediğimiz fonksiyon burada yazıyordu. Şurada. 7x eksi 3 olmasın da mesela şöyle bir şey olsun. Şöyle tam orta çizemedim şu an güzel ama bunların böyle ortasından geçtiğini düşünün. Tam böyle sanki parantez ikiye ayırıyormuş gibi düşünün. Ve eğer bizim hata fonksiyonumuz bu olursa burada y'ler şeyden büyük, burada y'ler küçük ve bu mesafelerin aynı olduğu takdirde biz mesela buna doğru demiş olacağız. Ya da mesela böyle bir şey olduğu zaman. Dolayısıyla aslında türevine bakmadan da düşündüğümüz zaman bunun düzgün çalışmayabileceğini az çok kavrayabiliyoruz. Fakat yani diyoruz ki bu çalışmaz. Bunu kullanırsak çalışmaz mı? Ali, bak x eşit 1 için dedin ya, onu da y'yi de vermen lazım. Yani x'i ve y'yi vermen lazım. Çünkü orada bak x için 1, y için 2 dedin. Hocam x eşit 1, y eşit 2 için w ile b'yi şey yapıyorsun, güncelliyorsun. Yani y'si, ya x'in y'si, yani x eşit 1'in y'si şey olduğu için yansıtmadım. Ondan dolayı. Ama yani dinleyenler için o çifti öğretmeye evet. çalışıyorsun. Doğru. Tabii ya bunları aslında her ikili için bu yani. Evet. Sadece x'ler için değil. Ama hani girdiler x olduğu için şey yapmıştım. Öyle demiştim. Mesela bu çalışmıyor dedik. Bunun mutlak değerlisine bakalım. Bunun mutlak değerli fonksiyonu yine buna benzer bir şey olacak ama tabii eksiye inmeyecek yani. Mesela böyle bir şey olacak diyorum. Şimdi bunu düşündüğümüz zaman mesela x eşittir 1, y eşittir 2 için olsun yine. Buraya baktığımız zaman hatanın W'ye göre türevine bakıyoruz diyelim. Eğimler değişiyor. Ve hatanın sıfır olduğu yerde değişiyor mesela burada. Yani biz aslında bu fonksiyonun W'sunu hangi yöne değiştirmemiz gerektiğini bilebiliriz. Fakat bu arada kullanılan bir şey, bir metrik. Ben tercih etmiyorum yani. Ama kullanılabilen bir metrik. Türevi alınamadığı için orada tercih edilmeyen bir metrik bu. O yüzden mean square error kullanman daha doğru. Yok, absolute'u da kullanıyoruz yani. İstesek ama o noktada bak türevi yok. Yani evet ama şey değil hani mesela bu grafik aslında böyle olmayabilir yani mesela atıyorum. Bu gerçi lineer bir fonksiyon ama genelde öyle olur. Absolute yani mutlak. Yani lineer evet lineer olduğu için böyle olur ama yani kullanabiliyoruz yine ama tercih daha az tercih edilmesinin sebebi ne hani konuşacak olursak türev her zaman sabit buralarda. İki tarafta da sabit. Dolayısıyla siz sadece şunu bilebiliyorsunuz. Ben hangi yöne değişiklik yapmalıyım? Ama siz aslında hatadan ne kadar uzak olduğunuzu bilmiyorsunuz. Yani mesela hata çok yüksek olsa bile yani sizin hatanız çok yüksek. Burada bile siz ne kadar uzak olduğunuza dair bir öngörü alamıyorsunuz. Her zaman sadece hangi tarafa doğru değiştirmeniz gerektiğini öğrenebiliyorsunuz. Burada şeyin formülünü yazayım. Gradyan değişimi formülünü yazayım.
hatayı W nasıl değiştiriyorsa, mesela pozitif yönde değiştiriyorsa çıkarıyoruz, negatif yönde değiştiriyorsa pozitif olmuş oluyor. Dolayısıyla W'yu böyle değiştiriyoruz. Biraz daha büyük yazabilir misin? Yazmaya gerek var mı? Şey yapabilirim, silip yazabilirim. Göremiyorsam. Alttakiyle aynı yapıda zaten. Yani evet. Aynı. Sadece şey. WB. Bizim katsayıları değiştirme formülümüz bu. Yani mesela şey yapalım. Kareli formuna bakalım. Şu MSE nasıl oluyormuş? Ona bakalım. MSE'nin formülü. MSE'nin grafiği nasıl olacak? Yine mesela W ve E'ye göre yapalım. Yine mesela bu sefer x eşittir 2 noktası için olsun. Bu durumda nasıl olacak? Bu sefer bir parabol olacak. Çünkü yani W artıkça hani bir şey noktası var, çukur noktası var ve W artıkça azaldıkça artan bir fonksiyon. Mesela burada E'nin hata fonksiyonu W'ye göre değişimine baktığımız zaman hata arttıkça türev de artıyor. Dolayısıyla biz burada W'nun hatayı ne kadar etkilediğini görebiliyoruz. Mesela hata çok büyükse biz daha yüksek bir türev değer elde ediyoruz. Dolayısıyla bizim burada çıkardığımız değer de daha büyük oluyor. Bu arada şu K ne demek ondan bahsedeyim. Bu türevini aldığımız zaman sonuç büyük çıkabiliyor. Hani değişimler, şimdi biz W ile B ile aynı anda değiştirdiğimiz için sonraki tekrarda sürekli yapacağız bunu. Mesela ilk başta böyleydi. Biz bir kere uyguladık bunu. W ile B'yi değiştirdik. Mesela buna daha yakın bir fonksiyon. Mesela şöyle bir şey oldu atıyor. Mesela böyle bir şey oldu. Biz tekrar uyguluyoruz. Tekrar uyguluyoruz. Uyguluyoruz, değiştiriyoruz. Uyguluyoruz, değiştiriyoruz. Ta ki aldığımız hata değerinin yeterince düşük olması lazım. Biz bundan tatmin olana kadar bu tekrarlama işlemini devam ettiriyoruz. Dolayısıyla bu özelliğinden dolayı genel olarak en azından lineer regresyon için tabii birçok daha farklı modelde de yine kullanılıyor fakat lineer regresyon için bu hata fonksiyonu tercih ediliyor. Bir şey sorabilir miyim? Burada kuadratik olan yani ikinci dereceden olan hata fonksiyonunda alt kısmının sıfıra değmemesi daha kötü bir hata bulma fonksiyonu olduğunu mu söylüyor bize? Yoksa orası sıfıra değmek zorunda mı? Ya şöyle aslında yani hata sıfır olmuyor hiçbir zaman ama ben hani burayı nasıl çizeceğimi pek şey yapamadım. Hani burayı kesik mi çizsem ya da hani nasıl çizeceğimi pek kafamda şey yapamadığım için öyle yaptım ama hani mesela bu fonksiyon bu çok lineer oturacakmış gibi gözüküyor ama tam da hani şey değil, y'lik x değil sonuçta. Dolayısıyla hani şey değil, hata sıfır olmuyor yani hiçbir zaman ama hani burada hata sıfıra yakınlaşıyor. Yakınlaşıyor ama belli bir yerde kesiyorsun. Evet, ya sıfır olmuyor. Sıfır olması için
Zaten onun sıfır olmuyor da 10 üzeri eksi 5 oluyor. Yani mesela. Evet. Ya, küçük değerli oluyor ama sıfır olmuyor. Hani ama buraya nasıl çizeceğimi şey yapalım. Bak şöyle çizsen bana müsaade eder misin? Tabii. Ben dersini veriyorum. Öyle mi? Artı bir şey nöral network dersinde veriyorum. Böyle çizsen daha güzel olur. Bu da evler olur. Tamam mı? Yani bu W ve B'ye göre bir şöyle bir surface çizebilir. Tamam mı? Hocam başka bir kalem ile çizseniz. Yani bu bir... Burada senin güncelleyeceğin W ve B. Evet. Sen buradan mesela başlangıç olarak bir B çizersin. Diyelim ki bu senin error surface'ın. Tamam mı? Şöyle bir şey. Yani bunu bir tabii, evet. Şey gibi düşünürsen, dağ silsilesi gibi düşünürsen, mesela şurada başladın. Evet. İlk hatan bu. Şimdi bu dağdan ben nasıl ineyim ki? Mesela şu taraftan mı ineyim? Bu taraftan mı ineyim? Buradan mı ineyim ki bu error'ü şey yapayım, sıfıra yaklaştırayım. Yani burada en hızlı error'ü azaltacak yer, eğim, o Jacobian, o gradient evet. Sen. Evet. Yani en hızlı inişi nerelerden yaparım? Kayakla kayıyorsun mesela, evet. Değil mi? Evet. Onu tayin etmeye çalışıyorsun. Mesela buradan indin, şu nokta, bu senin omega 1 diyebilirim. Tamam mı? Yine bir error'ün var. Şimdi bu noktaya geldikten sonra nerede ineceksin? Bu taraftan mı ineceksin, bu taraftan mı ineceksin? Bu iniş yönü o Jacobian'de belirlenecek. Evet. O yüzden bu bu resmi şey çizmen, tabii. Yani bu tavsiyem şu kitabı takip ediyorum ben. Hı hı. Çok şey anlatır bunları bize. Bakalım hocam yapsınız. Yani burada aslında bu, burada ben ayrı ayrı çizdim. Aslında bunların hani beraber düşündüğümüz zaman üç boyutlu bir yüzey oluşmuş oluyor. Ve ikisi için de tabii azalan yöne doğru. Ve şaşırdı, bunu tabii çizmek zor. Yani bilgisayar, ayarlayabilirsin. Belki ders sonu gösteririz ama ayarlayabilirsin. Çok dert değil. Dolayısıyla biz bu hata fonksiyonlarının farkını burada görmüş olduk. Bu sebeple aslında bizim buradaki fonksiyonumuzu nasıl seçtiğimiz önemli. Şimdi bunun mantığını anlattığımıza göre ne kadar oldu? Yani 33 dakika oldu. Ne kadar daha var? Demo yapacaktım. Bir 10 dakika var mı? Hadi tamam, olsun. Olsun mu? Daha hızlı yapalım. Şu. Zaten bir tur yapacağım, sonra devamını yapmayacağım. Şuralara, şuraya sar. Bak, küçük yazarım. Bak şu tahta da boş istersen. Ha, şu mu? Hı. Şuraya çizdim tamam. Diye şey yapmak istemiyorum. Bunlar zaten yazarsanız çıkar yani, açılımda çıkar. Şimdi burada hata fonksiyonumuzu seçiyoruz. Seçtik az önce. Yani benim seçim mi? Siz başka bir şey seçebilirsiniz. Eşittir y eksi wx eksi b'nin karesi dedik. Şimdi burada her nokta için bunu uygulamamız lazım. 1'e 2 noktası için diyoruz ki işte bizim başlangıcımız da bu. Eşittir. Zaten bunun direkt türevine şey yaptığımız zaman şuraya yazayım en azından.
biraz büyük yazar mısın? Büyük silme de kalanı büyük. Tamam. Şimdi bunun direkt türevlerinden hesaplayarak gittiğimiz zaman 1'e 2 için bu şeyleri parametresini yazmıyorum artık ama hani varmış gibi düşünün. Direkt böyle yazacağım. Buradan geliyor 2 eksi 2 çarpı 2 eksi 7 artı 3 eşittir 4. Bunun hatta direkt dw'yu orada varsa bir de onun içinde tüyme var. İlk aşama için, ilk ikili için ikisinin de türevi 4 çıktı. İkinci ikiliye bakalım. Direkt şey yapıyorum, böyle yazıyorum. İkisini artık uzun uzun yazmak için. Bu eksi 2 çarpı 2 3,5 eksi 7 çarpı 2 artı 3'ten 30 geliyor. Bu da zaten x'siz olduğu için direkt yarısı gelecek. O da 15. Şey yapalım. Şuraya 5 nokta. Bu kapağı döktük. Eksi 2 çarpı 3 çarpı 3 3'ten kaç geliyor? 79 geliyor. 8 geliyor. Bu da 3'te 1 olacak için 26. Bir tanesini daha yapalım. Şöyle. Diyelim. D'si eksi 2. Şimdi şu ikisi için hesaplamadım artık. Bu dördü için. Bunlar yok gibi de şey yapabilirsiniz, düşünebilirsiniz. Hepsi için hesapladık. Şimdi bizim bunlara göre W ile B'yi değiştirmemiz lazım. Birden çok gradyen işi metodu var. Mesela normal gradyen, standart gradyen işi var. Stokastik gradyen işi var. Bunların farkı ne sıklıkla katsayıları değiştirdikleri. Klasik gradyen inişinde tüm veriye baktıktan sonra bu türevlerin ortalaması kadar değiştiriyoruz. Ama stokastikte işte gruplar halinde mesela 5'li 5'li alıyoruz. Mesela 5 tane 4'lü almış olalım. Yani biz 4 tane aldık. Hepsini hesapladık. Şimdi bunların ortalamasını şeye göre değiştireceğiz. Şurada yapayım. Şimdi burada W'ların averajı 62.85 gelmiş. B'lerin averajı da kaç gelmiş? 20 gelmiş. Bu K'mızı demiştik ki hemen hızlı değişimler yapmayalım diye bir küçük bir sayıyla çarpıyoruz demiştik. K'yı da 1 bölü 100 kabul edelim. 1 bölü 100 kabul ettiğiniz zaman katsayılar şöyle oluyor. Şimdi
hesaplıyoruz artık. W yeni eşittir. W eskimiz 7 idi. Eksi. Bunun ortalaması kaçtı? 62.85 çarpı 1 bölü 100'den 0.6285'ten pardon. Bunu 1 bölü 100 değil, daha büyük bir şey yapmışım ben, daha hızlı sonuç elde edelim diye. 1 bölü 20 yapmışım. Burada yani 7 eksi 1 bölü 20 çarpı 62,85'ten yeni W değerimiz 3.8575 geliyor. Yine B için de hesaplayacağız. B'miz eskiden eksi 3'tü. Eksi yine 1 bölü 20 çarpı bunun averajı da 20 gelmişti. Dolayısıyla 3 eksi 1, eksi 3 eksi 1 eşittir eksi 4. Yani şimdi biz bir tur attık. Elimizdeki veriyle bir tur attık. Ve yeni katsayılarımız bunlar. Yani eskiden 7x eksi 3 olan denklemimiz artık 3.8575 eksi 4. Bunu hemen çizelim. 3.7585 eksi 4. Burada eksi 4'ten geçecek. X eşittir 0'da 1'den biraz daha büyük bir şey olacak. Mesela şurası olsa şöyle geçirdiğimiz zaman bu ikinci fonksiyonumuz. Gördüğünüz gibi gerçek değeri bir adım yaklaşmış olduk. Bunu sürekli tekrarladıkça biz bu gerçek değere daha da yakınlaşıyoruz. Ve genel olarak mantığı bu şekilde. Umarım anlatabilmişimdir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi Ali, ne öğrettin? Makine öğrenmesi. Şimdi neyi öğretmiş olduk? Onu bir kısaca söyle. Neyi öğretmiş olduk? Şimdi şunu öğretmiş olduk. Bir makine nasıl öğreniyor? Aslında bunu demonstre etmiş olduk, göstermiş olduk. Ve bunun nasıl çalıştığını anlatmış olduk. Ama yani burada X dedin, Y dedin, bir şey öğretiyorsun. Ve makine dediğin şey de bir matematiksel model, evet. W ve B'lerle belirleniyor. Yani diyelim ki makineye portakallı öğreteceksin, bir de muz öğreteceksin, değil mi? Evet. Şimdi o şeye geldiğinde, ona bir veri geldiğinde, diyelim ki görsel bir veri, o veriye bakarak bunun portakal mı, şey limon mu yahut muz mu olduğunu anlamasını istiyorsun. Onu anlamasını istiyorsun. Yani gelen data, renk, evet, biçim. Değil mi? Biz tabii lineer regresyon yaptık şu an. Şey. Şimdi lineer, yani x dediğin şey, öğrettiğin, tamam mı? İşte şu renk, yeşil elmayı öğreteceksen, yeşil renk geldi. Kırmızıysa mesela kiraz olacak, tamam mı? Bunlar x işte. Evet. Şey çıktı, y. Yani elma, ha, muz, onlar y. X tabii ki çok boyutlu olabilir. Sen burada tek boyutlu şey yapıyorsun, evet, ama renk, ondan sonra biçim gibi verileri toparladığın zaman o meyveyi karakterize edecek bilgileri öğretmeye çalışıyorsun. Evet. Ondan sonra o çiftleri, yani XY çiftlerini, bunu vektör olarak düşünmek lazım. Yani şöyle yapıyorsun, yaptığın iş şu. Buraya X veriyorsun, tamam mı? Bu çok boyutlu bir vektör. Böyle gösteriyoruz. Bir de Y. Yani bunlar şeye tekabül edebilir. Elma, armut falan. Buraya da renkler, biçim filan bunları şey yapacaksın. Ondan sonra bunu kurmaya çalışacaksın. Burada kurmaya çalıştığın şey şu. İşte fx. Bunu sentezlemeye çalışıyorsun. F'i sentezlemeye çalışıyorsun. Ama bir error tayin ediyorsun. Ondan sonra o f'i devamlı güncelliyorsun. Ondan sonra bunu öğrettikten sonra buraya diyelim ki şey geldi, yeni bir bilgi geldi, kırmızı ya da pembe. Pembe bir şey geldi. Aa, o muzdur demezsin. Pembe gördüğün zaman olsa olsa bu
kirazdır dersiniz. Yani bu makine de onu öğrenecek. Yani elma ile muzu ayırt etmeyi öğretiyorsun. Sorusu olan. Birkaç tane farklı error function tanımladım. Bunları neye göre seçmek gerekiyor? Ya o aslında biraz yani nasıl desem biraz da zamanda bulunup türevlenebilir olması lazım. Ya türevinin tabii, var olması lazım. Ama hani türevlenebilir bir sürü fonksiyon var. Sonuçta. Error'ın karesi neydi? Ne soru? Orada biraz mesela türevlenebilir olsun. Üçüncü kuvvetini alalım. Tamam. Mesela üçüncü kuvvetini alırsak bu sefer negatifler işin içine girecek. Ya da dört olsun. Dört mesela belki olur. Daha fazla mı cezalandıracak mesela? Evet. Yani o zaman belki K'yı biraz küçültmek gerekir. Hani bunlar denenik olabilecek şeyler aslında. Hani olabilir, dördüncü kuvveti de çalışabilir. Ama hani dediğin gibi biraz belki reaksiyon fazla olur. Yani onu da K ile dengelersin, yine çalışır aslında. Farklı amaçlar için de mesela fotoğraf algılama görevi için atıyorum. Bir tane fotoğraf olsun. Bir tane fotoğraf olsun. Burada da bir tane elma var diyelim. Mesela şurada bir elma var. Biz de bunu böyle kare içine almaya çalışıyoruz. Mesela şöyle bir hata fonksiyonu belirlemişler. IO diye. Mesela model tahmin ediyor ve böyle bir şey tahmin etti diyelim. Bunun kesişimini birleşimine bölüyorsun mesela. Ne kadar iyi tutturuyorsan o kadar yüksek bir şey oluyor mesela. A kesişimi ve hani bunlar biraz böyle araştırma konusunda başka hata fonksiyonları da bulunup şey yapılabilir hani deneyip aslında arkada da tabii mantık olması lazım hani burada bir mantık var sonuçta orada da var hani arasındaki mesafeye bakıyorsun aslında hani mantıklı yollarla hani başka çalışan fonksiyonlar da kullanılabilir. Peki burada incelediğin İki eksen var. Bunlar arasında lineer bir ilişki mi olmak zorunda yoksa başka W ile B var arasında? Şey, pair'lar var ya. Ha, bunlar. Ya, bu veriler için lineer bir ilişki var. Az çok yani. Hani baktığın zaman. Ama bu hani lineer olmaya da bilir. Polynomial regression var. Şey, 5, 10. Yani bu Zurada'nın kitabından ben takip ediyorum. Dersin adı da Artificial Neural Networks. Artificial Neural Networks, beyindeki nöronların yapısından kaynaklanan modeller. Bunlar 1940'lara kadar dayanıyor. Perceptron deniyor buna. Bu perceptronda girişlerin lineer kombinasyonunu bir sigmoid fonksiyonundan geçiriyorsun. Aynı beyindeki çalışma prensibi gibi. Yani bir nöronun ateşleme yapmasını modeli esasında o. Yani non-linear bir fonksiyon oluyor bu. Onunla tasarım yapılıyor. Buna da mesela böyle bir şey perceptron deniyor. Biz aslında şu an bir nöronlu bir sistem bu aslında. Yani bir aktivasyon fonksiyonu bile yok aslında. Tam bir nöronlu bile diyemeyebiliriz belki. Ama hani bu nöron sayısını çoğaltabiliyoruz. Mesela burası girdi katmanı. Burası gizli katman. Burası da çıktı katman. Bunların hepsinin kendi katsayıları var. Wx bir, tamam büyük değil. W1x artı B1. W2x artı B2. W3x artı B3. W4x artı B4. Burada aktivasyon fonksiyonu değil, çok zaman arıyoruz ama neyse tamam, hemen başka şey. Soruları sana arada konuşuruz. Tamam sana, ama silinecek. Başka soru varsa, sorunuz varsa. Tamam. Hemen konuşuruz bunu. Ara veriyorsak aynen şeyde konuşalım. Tamam şimdi o zaman kısa bir ara verelim. 45'te bir sonraki. Ali'ye çok teşekkür ederiz konuşmasını tekrar. Kısa bir
ara verelim. 45 geçe Zümra'nın konuşması için tekrardan burada toplanıyoruz.